İyi akşamlar. 3 Nisan 2024 Çarşamba saat 19. NAV Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz eridi. Mesajlarınız var, paylaşacağım. Fakat önce 29 işçinin hayatını kaybettiği şu gece kulübü meselesine bir bakalım. Ölüm kapanında ihmaller zinciri. Aman Allah'ım. O kadar ani oluştu ki her şey. O kadar ani oluştu ki. İzinsiz tadilat yapıldı. Gerekli önlemlerin hiçbiri alınmadı. İhmaller zinciri faciayı getirdi. Alevler gece kulübünü saniyeler içinde sardı. İçeridekilerin kaçmak için ne zamanı ne de çıkabilecekleri bir kaçış yolu vardı. 29 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Gayrettepe'deki yangın faciasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kimse çıkıp tahliye edilecek yeri yok. 78'de yapılmış bina ne deprem yönetmeliği ne şeye uygun bir bina değil yani. Nasıl ruhsat alındı, ne yapıldı? Biz hep çok karşı çıktık apartman olarak ama hiçbirinin bir cevabı gelmedi bize. İzinsiz yapılan tadilat sonrası yaşanan facianın ardından yapılan açıklamalarda binanın yangın kaynaklı zarar görmediğiydi. Ancak olayın ardından 16 katlı bina tedbiren boşaltıldı. Şimdi yapılan incelemeler sonrası binanın zarar alıp almadığı netleşecek. İstanbul Valiliği itfaiye kamerasının soğutma çalışmaları sırasında kaydettiği görüntüleri paylaştı. Yangın sırasında bu uzun ve dar koridoru duman ve alev kapladı. Çıkış yolu yoktu. Adeta bir ölüm kapanında mahsur kalan işçilerin çoğu içeriye dolan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Görüntülerde girişteki yanmış oksijen tüpleri ve yine tadilat çalışmalarının yapıldığı sahnenin yer aldığı bölümde yerdeki çok sayıda oksijen tüpü kaynak cihazları dikkat çekti. Bir abi demiş ki aramış. Demiş ki hemen giysi odasına gidin. Hazırlanma bilmem ne odasına gidin demiş. Çalışanlara mı? Orada çalışanlara. Evet. Ondan sonra herkes orada toplansın demiş. Çünkü ön kapıdan giriş yokmuş veya kapı mı kilitliymiş bilmiyorum, orasını bilmiyorum. Kolonların kesildiğine dair iddialar... Hayır, yok. Burası yapıldığında sinema salonu olarak yapılmış ve ruhsatı öyle alınmış bir yer. Sonradan gece kulübüne döndü. Bu görüntülerse sadece 2 hafta öncesinden. İşte içeride tadilat yapıldığı o anlar. İşletme sahiplerinden Şehzade Şeyh'in paylaşımı. İtfaiye o sahnenin yanındaki kaynak işlemi sırasında tüp patlaması meydana geldiği ve elyaf malzemelerin tutuşarak yangına neden olduğu ihmali üzerinde duruyor. Yangın faciasının gerçekleştiği gece kulübünün çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir yandan da soruşturma sürüyor, deliller toplanıyor. Yeni günde de yangının gerçekleştiği noktaya bilirkişi heyeti gelecek, incelemelerini yapacak ve bir rapor hazırlayacak. İhmaller o raporun ve delillerin incelenmesi ardından ortaya çıkacak. Bilirkişi heyeti, olay yeri inceleme ekipleri ve 2 savcı yaklaşık 1 saatlik incelemede bulundu olay yerinde. İş yeri sahipleri, sorumlu müdürün ve işletme müdürünün de aralarında olduğu 9 kişi gözaltında. Soruşturma sürüyor. DİSK, KESK, TMOB ve İstanbul Tabip Odası da 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün önünde basın açıklaması yaptı. Yeni katliamlar yaşanmaması için kar kazanç önceliği yerine İnsan hayatını öne alan düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışırken ölmek istemiyoruz. 1980'lerden beri bu eğlence mekanı, bu gece kulübü nasıl çalışıyor? Burada belli ki böyle bir işletmeye ev sahipliği yapacak bir mekan değil burası. Açıkken olsa, şimdi tabii 20 bu katliam, 29 can gitti. Açıkken olsa yüzlerce insan ölebilir. 2018'de Murat Hazinedar görevden alınıyor. Tahir Doğaç yerine geliyor. 2019'da Rıza Akpolat. Hepsi CHP belediye başkanı. Bu bölgedeki en büyük gece kulübü. Şimdi seçmenin teveccühüyle birinci parti olduklarına göre eleştirilerden daha çok pay alacaklar elbette. Bunun soruşturması yapılmayacak mı? 2018'de nasıl ruhsat yenilenmiş? Sonra kimse gidip denetlemedi mi bunu? Bölgenin en büyük gece kulübünü kimse denetlemedi mi? Kimse bakmıyor mu? Katliam bu ya. Bunların hepsine cevap arıyoruz. Evet, onlar kaçak bir tadilat yapıyorlarmış.
Tamam. Ruhsatı nasıl veriliyor? Hiç kimse denetlemiyor mu? Buralara bakmıyor musunuz ya? Ne yapar bir belediye başkanı ya? Böyle şeylere dikkat etmek dışında ne yapar yani? Başka ne işi olacak başka? Bundan daha önemli bir işi olabilir mi?